Türk dinine ve gereken önem veriliyor mu ve yapılan çalışmalar size yeterli mi? Şimdi bu sorunun o cevabı oldukça geniş. Yani Türk dinine önem veriliyor mu derken bunu kurumlar çerçevesinde mi, genel olarak mı soruyorsun? Hangi manada soruyorsun? Genel olarak mesela. Genel olarak soracak olursam, Türkiye'de Türkçe ile ilgili çalışmalar yapma yetkisi 1932 yılında kurulmuş, Atatürk tarafından kurulmuş Türk Dil Kurumu'na verilmiş bir hak yasal olarak. Dolayısıyla bu yasa kapsamında Türkiye'de bütün dille ilgili çalışmaları Türk Dil Kurumu yönetiyor ve 1932 yılından günümüze çeşitli etkinlikler düzenliyor, çeşitli yayınlar yapmış. Mesela Türk Dil Kurumu'nun en önemli yapmış olduğu çalışmalardan birkaç tanesini bahsedeyim. Mesela Türkçe sözlüğün yayınlanması, imla kılavuzunun yayınlanması, yine büyük projelerden birkaç tane bahsedeyim. Ne var o projeler içerisinde? Mesela tarama sözlüğünün yayınlanması, 8 cilttir biliyorsun. Derleme sözlüğünün yayınlanması büyük bir projedir. Türk Dil Kurumu bunu gerçekleştirmiştir. 12 ciltten oluşuyor. Ve son baskısı 6 cilt olarak gerçekleştirildi. Birleşik bir baskı olarak şu anda piyasaya sunuldu. Türk Dil Kurumu'nun bunun haricinde Büyük Türkçe Sözlük diye bir projesi var. İnternet ortamında güncellenen bir projemiz var bizim. Her gün güncelleniyor bu sözlük. Şu anda herhalde benim tahminlerime göre 160 bin civarında bir sözlük. Ama toplam tabii ki Türkçenin söz varlığı bu kadar değil. 1 milyon civarında diyebiliriz. Yani aşağı yukarı İngilizcenin de yazılı kaynaklardaki söz varlığı bu değerde. Türkçenin tabii bir artısı var, bir imparatorluk dili. Şimdi gelelim sorunun yani sınırlandırılmış kısmına. Türk diline gereken önem veriliyor mu diye sordun. Türk Dil Kurumu gereken önemi veriyor. Ya da üniversiteler bazı işte düzenlemiş oldukları sempozyumlarla, etkinliklerle, panellerle, konferanslarla, kurultaylarla Türkçeyi sürekli gündemde tutuyorlar. Yine Dil Bayramı adı altında, Şölen adı altında bir takım etkinlikler düzenleniyor çeşitli üniversitelerimizde. Karamanoğlu Mehmet Bey'in mesela işte efendim Türkçe ile ilgili olarak 1277 yılında çıkarmış olduğu 13. yüzyılda bir ferman var ve bu fermanın gereğini şu anda bir üniversitemiz ne yapıyor? Güncel olarak, aktif olarak bunu gündemde tutmaya devam ediyor. Bence gereken önem veriliyor. Yani Türkiye sınırları içerisinde, Türk dünyası coğrafyası sınırları içerisinde, Balkan coğrafyası, Orta Doğu, özellikle Türk coğrafyası dediğim işte efendim ne var? Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, bağımsız Türk devletleri ve toplulukları demek lazım ona. Bağımsız Türk devletleri ve toplulukları 20 tane lehçeden 20-25 diyelim buna. 25'e kadar çıkarabiliriz. İrili ufaklı lehçe var. Toplam 300 milyonluk bir Türk dünyasından bahsediyorsun ve Türkiye Türkçesi de bunun içerisine dahil biliyorsun. Bizim nüfusumuz şu anda 80 milyon olarak telaffuz ediliyor. Yani bu 300 milyon rakamını abartılı bulmamak lazım. Ve bu geniş bir coğrafyada kullanılıyor. Dolayısıyla bu coğrafyaya Türklerin dünyası demek lazım. Evet. Ve ben sorunun cevabını bu şekilde cevapladığımı düşünüyorum. Yani. Hocam edebiyat sizin için ne ifade ediyor? Şimdi çocuklar edebiyat öğrenimi alıyorsunuz. Ben de acizane edebiyat eğitimi vermeye çalışıyorum. Edebiyat her şeyden önce güzel sanat. Sanat insanın içerisinde olan gizli ama çok özel duygularının dışa vurum yöntemlerinden bir tanesi. Tarih boyunca da hep ön planda olmuş. Edebiyatın gücü var mıdır sorusu zaman zaman soruluyor. Gerçekten çok güçlü. Yani siz edebiyat sayesinde bir ülkenin gidişatını değiştirebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu şöyle anlatırlar. Çok
güçlü fırtınalar bir insanın üzerindeki ceketini, elbisesini çıkarmaya yetmez ama güzel bir söz, güzel bir ifade tarzı güneş gibi insanların kabul etmeyeceği şeyleri onlara kabul ettirilebilir hale getirilebilir. Bir atasözümüz var meşhur. Yılan bile sıcağa akar derler. İnsanları ikna etmeye günümüzde çok güçlü bir silah. İnsan yönetimi günümüzde en güçlü silah. Dolayısıyla insanları ikna etmek için, bir şeyleri anlatabilmek için, toplulukları harekete geçirebilmek için insanların elindeki en güçlü silah bugün edebiyat. Edebiyatta bir belagat, söz söyleme sanatı, insanların ruhuna, içine hitap etme sanatı. Edebiyatın oluşabilmesi için gerçekten ciddi arka plan lazım. Yani bunu bilimsel olarak açıklamak bugün burada mümkün değil. Çok geniş bir konu ama insanız. İnsanı hayvanlardan ayıran tek şey konuşmak. Konuşmak. Dolayısıyla bizi hayvanlardan ayıran, diğer canlılardan ayıran en büyük özellik edebiyat yapabilmek. Konuşmak herkes konuşabilir ama güzel konuşmak, insanları ikna edebilmek, yanlışlara dur diyebilmek, büyük grupların yapacağı büyük yanlışlarda onları durdurabilmenin yolu bütün dünyada edebiyattan geçiyor. Bunu böyle görmek lazım. İnsanların hepsinde az çok bir edebiyat olması gerekiyor. Bir edebi birikim olması gerekiyor ki iletişim kuruyoruz. Bu iletişimin kalitesi, gücü artsın ve istediğimizi alabilelim insanlardan. Bunu böyle düşünmek lazım. Ve böyle insanlar olmanın da yolu çok okumaktan geçiyor. Bugün Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitaplara insanların dikkati bir kez daha çekilmeye çalışılıyor. Çok doğru. Bizim ülkemizde özellikle buna çok ihtiyaç var. Edebiyattan önce kitap okumak deyince biraz gölgede kalıyoruz. Bizden çok daha ileri devletler var. Bunların zaten farkını da görüyoruz. Bu anlamda bizim bütün topyekun olarak, ülke olarak gençlerimizle, büyüklerimizle beraber okuma kampanyası başlatmamız, hep beraber okumaya doğru yönelmemiz gerekiyor. Bu biraz şeyden kaynaklanıyor, bizim toplum yapısından kaynaklanıyor. Yani çok hareketli bir milletiz, oturup saatlerce kitap okumaya çok zaman bulamıyoruz. Eskiden konuşurlarmış, dinleyenler varmış, söz medeniyetiymişiz. Şimdi ise göz medeniyetiyiz. İnsanlar artık video izliyor, fotoğraflara bakıyor ama yine yazıdan bir türlü yazıyla arası düzelmedi. Yazılara çok zamanımız kalmıyor. Ama bu konuyu bir an önce halletmemiz milletimizin, devletimizin geleceği için çok çok önemli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Edebiyat deyince aklına gelen ilk şey nedir? Edebiyat deyince aklıma ilk gelen şey tabii ki şiir. Peki edebiyata gereken önem ve değer veriliyor mu ülkemizde? Bana kalırsa edebiyata gereken önem verilmiyor. Çünkü kitap okuma oranlarımız çok düşük. Böylelikle edebiyatın ilerleyeceğini pek düşünmüyorum. En son okuduğun kitabı adı ne? Kemal Bilbaşar'ın Cem Oraman'ı okudum. Tamam.